Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, bir grup milletvekilleriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdiği önergede ülkemizdeki bireysel silahlanmanın yoğunluğuna dikkat çekti. Bireysel silahlanmayla ilgili rakamlarının ürkütücü boyutta olduğuna değinen Milletvekili Akgöl, maganda kurşunlarının aile dramlarına yol açtığına vurgu yaptı. Milletvekili Akgöl bu konuyla ilgili önergesinde şunlara yer verdi. Bireysel silahlanma, bireye ve topluma yönelen şiddet her geçen yıl artmaktadır. Toplumları tehdit eden bu sorun dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de önemli gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bireylerin ruhsatlı ve ruhsatsız silahlarla sebebiyet verdikleri olay sayısı hızla artarken özellikle kamuoyunda maganda terörü denilen olaylar nedeniyle pek çok masum insanımız yaralanmakta ya da hayatını kaybetmektedir. Özellikle düğünler ve spor müsabakaları sonrasında kutlama adına gelişi güzel havaya sıkılan silah nedenleriyle aile dramları yaşanmaktadır. Ülkemizde bireysel silahlanmayla ilgili rakamlar ürkütücü boyuttadır. Ülkemizde her 100 kişiden 12'sinde silah bulunmaktadır. Bireysel silahlanma konusunda Türkiye 178 ülke arasında 14. sırada yer almaktadır. Silah ticaretiyle ilgili şeffaflık konusunda ise 48 ülke arasında 31. sırada bulunulmaktadır. Ülkemizde ruhsatlı silah sayısı 2003 yılında 1.954.000 iken bu sayı 2005'te 2.145.000'e yükselmiştir. İçişleri Bakanlığı 2010 yılı verilerine göre ise 2005-2009 yılları arasında yenilenenler dahil olmak üzere 256.906 taşıma, 222.271 bulundurma, 3.474 adet givli tüfek ruhsatı verilmiştir. Ruhsatsız silah sayısı ise bireysel silahsızlanmayla kendine adamış Umut Vakfı denilen yer almıştır. Vakfın açıklamalarına göre ruhsatsız silah sayısının ruhsatlı silah sayısının 3-4 katı olarak tahmin edildiği ifade edilmektedir. Meydana gelen şiddet olaylarında silah kullanımına ilişkin veriler olayların önlenmesinde silahsızlanmanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 2011'in ilk 6 ayında 2001 yılı aynı dönem verilerine göre silahlı şiddet olaylarının sayısının %83 oranında artış tespit edilmiştir. Silahla işlenen cinayetlerin %14'ünde ruhsatlı silah kullanılmıştır. Yapılan araştırmalarda gençlerin silah sahibi olmalarının önemli toplumsal sorunlara neden olduğu belirlenmiştir. İntihar ve akran cinayetlerinde silah kullanılmaktadır. Ayrıca son 7 yılda %1.4 yüzlük artış gösteren kadına yönelik şiddet eylemlerinde de silah kullanılmaktadır. Kadın cinayetlerinde delici aletler ilk sırayı alırken ateşli silahlar hemen ikinci sırada gelmektedir. Türkiye'de son yılda işlenen hırsızlık, gasp, tehdit gibi suçlarda da çoğunlukla silah kullanılmaktadır. Türkiye'de her 3 evden birinde silah bulunmaktadır. Evdeki silah kaza, cinayet ve intihar riskini %41 arttırmaktadır. Silahla işlenen her 10 cinayetten biri trafikte yaşanmaktadır. Cinayetlerde silah kullanım oranı %60'tır. Silahlı ölüm sayısı 3000'dir. Bireysel silahlanma konusunda kurulacak olan komisyonun silahlanmanın ve buna bağlı şiddet olaylarının engellenmesinde önemli bir sorumluluğu yerine getirecektir ifadelerini kullandı.